Dünyanın Tadı ekibi olarak bu hafta Özlem'le beraber Muğla'ya gidiyoruz. Muğla'nın Dalaman ilçesinde Yörükler'e konuk olacağız. Yörükler'in yaşamına, mutfaklarına misafir olacağız. Şimdi de saç kavurma yapıyoruz. Yörük usulü saç kavurma nasıl yapılır? Şimdi kahvaltı için gözlemeler, katmerler yapacağız. Süt zaten erkek arı larvası. Kurçuk mu? Yiyeceğimiz, evet, kurçuk bu. Bakalım evet. Arıcı melemenin nasıl yapılıyor? Şimdi izliyoruz. Doğada ot toplayıp ot, evet, pişireceğiz. Ot pişireceğiz. Bakalım sarı kısmetimizde ot. Ne var? Sarı otumuz var bugün. Asya'nın ya da Afrika'nın peşin meyvesi. Yani. Dünyanın Tadı ekibi olarak bu hafta Özlem'le beraber Muğla'ya gidiyoruz. Muğla'nın Dalaman ilçesinde Yörükler'e konuk olacağız. Yörükler'in yaşamına, mutfaklarına misafir olacağız. Ben hazırım. Özlem, sen nasılsın? Ben de çok hazırım ve çok heyecanlıyım. Tamamen aç gidiyorum. Yörük lezzetleri, yörük yaşamları hepsini dünyanın tadını da sizlere getireceğiz. Önce güzel bir kahvaltı yapacağız. Yörük kahvaltısı. Katmerler, gözlemeler, ballar, hamur işleri, daha neler neler bizi bekliyor. Veli Bey'in misafiri olacağız. Namı değer Veli Baba beni davet etti. Ben de şimdi Özlem'i aldım ve gidiyorum. Özlem, kahvaltıdan sonra bir bölgede bir radar tepesi varmış. Orada bal yetiştiriyorlarmış. Radar tepesine çıkacağız. Oradaki balı nasıl yetiştirildiğini ve balın yanında lavra. Sen hiç duydun mu lavranın yendiğini? Yani bilmiyorum ama duydum. Çok faydalı bir şey olduğunu biliyorum onun. Balın. Hayır, bildiğin böcek. Yani arı. Canlı. Böcek yiyorlar. İlginç. Çok yapamam. İlginç. Bana söylediler. Ben direkt şaşırdım. Dedim böcek yenir mi ya? Siz Taylat mısınız? Taylatlı mısınız dedim. Yok abi de çok faydalı. Gel sen de ye. Yani faydasının ne olduğunu söyledi. Yine şaşırdım. Çünkü bu arının lavrası arı alerjilerine iyi geliyormuş. Yani ya, öyle olduğu söyleniyor. Öyle olduğu düşünülüyor tabii. Bunun tam, ben doktor olmadığım için yani bu şekilde bir açıklama yapamam ama böyle olduğuna inanıyorlar. Biz de şimdi onların yaşamlarına konuk olacağız. Hep beraber bugünü yörüklerle geçireceğiz. Yörük hayatları, yörük lezzetleri dünyanın tadında. Dünyaya gezerken verdiğimiz kiloları hadi bugün alalım. Selamünaleyküm. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Safalar getirdiniz, hoş bulduk efendim. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyisiniz. Hamdolsun, şükürler olsun. Allah'a şükür. Heyecanla geldik. İyi, çok ettiniz. Hoş geldiniz. İnşallah memnun olduk. Kahvaltıyı kaçırmamışızdır. Yok yok. Özlem gel. Bak. Sana yolda bahsetmiştim. Veli Baba'nın doğal ürünlerinden. Evet. Şimdi burada balları görüyoruz. Daha oraya polenimiz var. Polen vermişsiniz. Gelin evet, bakalım evet. Önce polenlere. Arı deyince akla bir bal gelmez. Aynı zamanda arı ürünleri dediğiniz zaman polen de en başta gelir. Arı ürünlerin en başında bal, polen, arı sütü, perga, propolis. Evet. Arılar bunu kendi tüketim için kullanırlar. Hem arı beslenmesine hem insan beslenmesine değerli bir gıdadır. Yani protein kaynağıdır. Tam bir gıdadır bu. Yani vücuda direnç verir, dayanıklılık verir, güç verir. Bunu yediğiniz zaman... Nasıl yiyorsunuz? Yani sabahları aç karnına, mesela ben yetişkin bir insan olduğum için ben bir çorba kaşığı, acık küçük olursa bir tatlı kaşığı, daha çocuk olursa bir çay kaşığı. Tabii biraz polen arasyonlarına dikkat edecek. Yani herkes yiyemeyebilir. Çünkü vücudu polen arası olan, polene karşı tepki veren vücutlarda bazen alerjik olaylar olabiliyor. Dikkat etmemiz lazım. Alerjik silahınız olduğunu duydum. Evet, aynen. Tabii onu yenmek için de aplerni dediğimiz erkek arı larvası. Onu da göreceğiz. Yani böcek. Evet. Onu yiyebiliyoruz. Kurtçuk. Ya siz kaynaklı mısınız?
Ya biz tabii doğu şeyden geldik. Kurt yenir mi? Orta Asya'dan geldik biz. Yiyoruz. Oradakiler biliyorum hala her şeyi yiyor. Biz de o kadar yiyelim ya. Sonuçta işte oradan buraya geldik. Doğalman yörükleri kurt yiyorlar. Arı kurdu, larva. Evet, larva. Apelarnil diyoruz. Yani arı sütüne değer bir besleyici özel var. Mı? Yok, onu arılıkta alacağız. Nasip olursa arıların yanına gideceğiz. Alacağız yani orada. Öyle. Göstereceğim. Nasıl olduğunu göstereceğim. Nasıl yendiğini göstereceğim. Sana da yedireceğim ha. Ya yiyeceksin öyle. Ben zaten yiyorum. Önemli olan senin yemen. Benim anne tarafı da yörük. Bende de var yörüklük. O zaman yersin. Yani değerli bir üründür. Apelarnil. Arı sütüne eşdeğer bir değeri var. Besleyicidir. Vitamin var. Protein var. İçinde amino asitler var. Yani bir sakıncası da yok. Aynı süt darı gibi bir tadı var. Beyler, ablalarım çağırıyor. Kahvaltı hazırmış. Hadi geçelim, soğutmayalım. Şimdi kahvaltı için gözlemeler, katmerler yapacağız. Önce hamurunu yoğuruyoruz. Hem kepekli unumuz hem beyaz unumuz var. Tuzumuzu atıyoruz. Ondan sonra sadece suyla yoğuruyoruz. Mayasız. Mayasız. Odun ateşinde sadece pişireceğiz. Tamamen geleneksel yöntemlerle. Tamamen doğal. Köy usulü. Yörük usulü. Yörük usulü. Yörükler her zaman her şey yaptıkları güzeldir. Sağ olsun yiyenlerin sayesinde. Evet. Meşhuruz. Ama gözleme konusunda da gerçekten iyi yaptığımı düşünüyorum. Şimdi hep beraber yani göreceğiz, tadacağız. Hamurun çok iyi yoğrulması gerekiyor. Yaklaşık yarım saattir abide hanım hamuru artık kıvama getirdi. Kıvama getirdik. Şimdi katmerimizi ve gözlemelerimizi yapacağız. Hadi önce katmer mi yapıyoruz? Önce katmer yapalım. Bayılırım. Kim bayılmaz? Özlem diyor ki kim bayılmaz? Şimdi size ballı tayını yapacağız. Balın ana yurdunda oluruz da balsız olur mu? Balsız olmaz. Ballı tayını katmer favorimdir. Evet. Herkese tavsiye ederim. Tabii balınız da bol. Yemek için de buraya bekleriz. İlk defa yiyeceğim ballı tahinle. Normalde tahini biz balla karıştırıp da yeriz. Öyle mi? Pekmez, evet. Tahin pekmez diye biliriz. Tahin pekmez diye değil, tahin Allah bal Allah diye karıştırırız. Çok güzel. O şekilde tüketiriz. Öneririm. Kalacağız. Balla tahin daha bir başka. Hamuru incelik açtık. Hamuru açtık. Tahin, buranın susamı da meşhur. Bu bölgenin susamı da meşhur. Katmer hamurunun çok ince olmasına gerek yok. Çünkü tekrar açacağız. Tekrar açacağız. Tek açmayla bitmiyor. Gözleme gibi değil. Üzerine bal. Üzerine bal. Balımız bal. Koyun bol bol. Veli abi üretsin, biz yiyelim. Oh. Bol tahinli. Bol ballı. Bal tutan parmağını yalar demişler. Bal tutan parmağını yalar. Uluslararası bu. Yurt dışında da aynı şey geçerli. Bu katmerimiz farklı şekilde yuvarlanıyor. Bakın. Ortasını yırttık. Evet. Ortasını ve yuvarlıyoruz. Açtık. İlginç bir teknik. Çünkü her yerine katmanlar halinde. Simit gibi oldu. Simit gibi olacak. Şu anda kol böreği gibi. Atın fırına, kol böreği gibi çıksın. Aynen. Ama bitmedi. Bunu tekrar böyle doluyoruz. Toparlıyoruz. Bunu yeniden açacağız. Çok ilginç. Sadece biraz açmakta zorlanıyoruz bunu. Bal ve tahin. Dolu, içi dolu. Çok dolu. İçi dolu. Elimiz bol. Maşallah abide ablanın elleri marifetli. Anneme çok kızıyordum ama bana niye öğrettin bu işleri diye. Şimdi dua ediyorsunuz değil mi? Şimdi evet. Kızmamın sebebi de sabah çok erken kaldırırdı. Öyle anne mi? Birazcık daha uyusam olmaz mı derdim. Yok, o işler güneş doğmadan hallolacak. Onun için erkenden yapmamız gerekiyordu. Of. Hemen sacda buluşturduk katmerimize. Evet, bu katmer Antep katmeri değil. Bu katmer Siirt katmeri değil. Kilis katmeri değil, bu katmer Dalaman katmeri, yörük katmeri. Evet, ballı tahinli. Ballı tahinli, odun ateşinde yörük katmeri. Evet. Üzerini yağlıyoruz zeytinyağıyla. Zeytinyağıyla. Başka yağ kullanmıyoruz. Evet. Her şey doğal, her şey doğal. Mayası samura mı kabarıyor? Evet. Ve bir şeye dikkat ettim. Normalde hamuru dinlendirmek lazım. Kolay kolay açılmaz ama siz dinlendirmeden açabildiniz. Bravo. Dinlendirmeden açtık. Hemen hazır. İki tarafını da yağlıyoruz. Oh. Yağlı, ballı, tahinli, yörük katmeri. Nar gibi kızarınca dilimleyeceğiz. Oh.
Nar gibi kızardı, nar gibi kızardı. İşte bu. Çarşaf gibi alıyoruz. Allah şahane yapsın ya. Dilimliyoruz. Herkese afiyet olsun. Buyurun. Hemen tadına bakıyoruz. Bakalım ballı tatlı. Bakalım nasıl olmuş? Nasıl olmuş? Abi abla ellerine sağlık. Of çok sıcak. Yana yana yiyoruz. Of. Yana yana yiyoruz. Daha önce böyle bir katmer yemedim. Mükemmel olmuş. Mükemmel. Elinize sağlık. Sırf şu katmeri yemek için bile gelinir. Gelinir. Bekleriz her zaman. Herkesi bekleriz. Bayıldım. Ben bu katmeri yemeye devam ediyorum. Katmerden sonra ne yapacağız? Gözleme yapacağız. O zaman? Otlu gözleme yapacağız. Otlu gözleme için hazırlıkları bir taraftan yapalım, bir taraftan bunu yiyelim. Afiyet olsun. Özlem sen de gel. Nasıl yedin sen Yasin? Ya. Evet ben de. Gerçekten. Ki normalde ben hani sıcağa dayanıklıyımdır ama. Evet. Otlu peynirli gözleme otlu için. Peynirli. Diğer malzemelerimiz geldi. Ne var burada abi abla? Burada ıspanak var, maydanoz, yeşil soğan. Ve çökeleğimiz var. Çökelek de buranın özel. Çökelek özel. Yörük peyniri. Yörük peyniri. Ayrandan kestirme çökelek. Süper. O zaman hadi başlayalım. Bununla gözleme yapacağız. Tamam. Hamurumuzu alalım. Şimdi otlu peynirli gözlememizi yapmaya başlıyoruz. Başlıyoruz. Hamurumuzu alıyoruz. Bunun hamuru daha küçük. Bunun hamuru katmer daha gibi küçük. Değil. Yuvarlayıp beze haline getiriyoruz. Biz bu şekilde beze diyoruz bunlara. Açacağız. Az önce ağzımızı yaka yaka, elimizi yaka yaka yedik katmeri. Bakalım gözleme nasıl olacak? Ne yiyeceğiz? Kahvaltı öncesi. Kahvaltıda gözleme katmer. Vazgeçilmeziniz. Vazgeçilmeziniz. Bu arada hamur da dinlendi, daha rahat açılıyor. Hamur dinlendi. Uzaktan bir nazar değdi ama. Ortadan, evet. Benim de nazarım değil. Nazarlık oldu orası. Hemen kapatıyoruz. Şimdi içimizi koyuyoruz. Şimdi içimizi koyuyoruz. Tekrar sayalım içerisinde ne vardı? İçerisinde ıspanak, maydanoz, yeşil soğan. Ve çökeleğimiz var. Yöresel otlarımız. Süper. Şu anda da tam ot mevsimi. Şu an biraz ot mevsimi geçti. Artık haşlanıp yenilen otlar var. Şubat'ta, Mart'ta böyle içine çeşit. Koyulan çeşit çeşit gelineli, kişkiş, kişnişleriz biz. O otlar olur. Onlarla daha güzel kokulu gözlemeler olur. Hemen sadece buluşturduk gözlememizi. Çevire çevire. Çok hızlı pişiyor. Yağlıyoruz zeytinyağıyla. Saçımız ısındı çünkü. Saç sıcak olunca pişirmesi güzel oluyor. Çabuk pişiyor. Hamur ince olduğu için çabuk pişiyor. Evet, şu anda hazır. Oo, şöyle. Çabuk piştiği için de otun lezzeti gitmiyor. Hmm. Püf noktası orada demek ki. Püf noktası orada. Elinize sağlık. Bu şekilde. Oh. Bu da sıcak sıcak. Yaka yaka elimizi ağzımızı. Tadına bakıyoruz. Ardından bakıyoruz. Kahvaltıya geçiyoruz. Çok sıcak. Of çok sıcak. Az soğusun. Ben kahvaltıya bakayım tadına. Kahvaltıda yiyelim. Kahvaltıda yiyelim. Biz şimdi kahvaltıya geçiyoruz. Gerçek. Yöresel köy kahvaltısı. Nasıl olur? Hep beraber görelim. Görelim. Hadi kahvaltıya. Hadi buyurun. Tabii gözlemeyi alıp gidiyoruz. Ve artık kahvaltı soframıza oturduk. Abi de abla ellerine sağlık. Afiyet olsun. Veli abi senin eline sağlık. Sağ olasınız. Hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Ayağınızı tozuda geldiniz kahvaltımıza. Ne diyeyim? Gerçek. Köy kahvaltısı, yörük kahvaltısı efendim. İçerisinde sosis yok, salam yok. Hazır ekmeğe sürmek çikolata yok. Tahin pekmez var. Bal var, reçel var, zeytinyağı var, tereyağı var. Yumurtayı az önce tavuğun altından aldık gördünüz. Katmerler. Gözlemeler abi de ablanın elinden. Yani bu şekilde zaten köyde bulabileceğiniz ürünler bunlar zaten. Evet. Daha fazlasını bulamazsınız. Güzelliğine bakın. Evet. Bakın markette bulamazsınız bu zeytini. Evet. Çünkü zeytinleri kendimiz yapıyoruz. Evet. Dalından toplayıp çiziyoruz.
tatlandırıyoruz, süper, sofraya koyuyoruz. Buranın bir özelliği şu, mesela kahvaltıda bu zeytini çok sevdiniz, evde yemek istiyorsunuz, hemen bu şekilde alıp gidiyorsunuz. Hemen alayım zeytinimi. Evet, bu şekilde alıyorsunuz ve gidiyorsunuz, evde de yiyorsunuz. Onun haricinde kahvaltılık sosumuz, bunu da menemen yapacağız onunla. Yok, bunu kahvaltıda sos olarak acı sos, ekmeğe sürüyoruz. Ekmeğe sürerek. Evet. Ayrıca menemen için ayrı yapıyoruz. O da var. Bak, o da var. Menemen için ayrı. Bunlar ne? Bu nar ekşisi, kantaron yağımız, bunların hepsini kendimiz yapıyoruz. Pekmezimiz, üzüm pekmezi. Onun kendi ateşinde, toprakla yapıyorsunuz. Tabii yani. Reçellerimizin hepsi odun ateşinde. Katkısız bir de, herhangi bir katkı yok. Doğal neyse o. Evet. Siyah zeytinimiz. Evet. Yağlı ve limonlu. Oh. Mis gibi. Elinize sağlık. Köy tereyağısı. Sürüyoruz böyle. Oh oh. Tabii karakovan balımız. Karakovan balı. Bunu alıyoruz, içine koyuyoruz böyle. Gerçek arının yaptığı bal bu bal. Aynen, gerçek bal. Mumunla da yiyebilirsiniz. Ha, bunu böyle karakovan koymazsanız bunu da koyabilirsiniz böyle. Yağlı bal. Böyle, aynen. Üzerine? Aynen. Arılarımızdan elde ettiğimiz tereyağı, ballar. Bal. Aynen. Üzerine de polen dökelim mi? Polen de dökebiliriz tabii, çok güzel olur. Aa, hafiften böyle. Ha, polen. Ha, hafiften polen şu. Polen oldu. Al, atom. Vallahi atom. Bunu yiyin, başka bir şeyimize gerek yok. Aynen. Ha, buyurun. Sağ olun. İşte yörük kahvaltısı. İşte gerçek yörük kahvaltısı. Tadı mükemmel. Polen, bal ve tereyağın uyumu. Ama alerjisi olanlar dikkat etsinler. Polen alerjisi olanlar dikkat etsinler. Çok teşekkürler. Evet. Yumurtaları soğutmayalım, biz kahvaltımızı yapalım. Ardından devam edeceğiz dünyanın tadını Muğla'da çıkarmaya. Afiyet olsun, hadi yiyin gari. Buyurun gari. Yiyin çoluk çocuk, yiyin gari. Şimdi de saç kavurma yapıyoruz. Yörük usulü saç kavurma nasıl yapılır? Yörük saç kavurma, ocağımızda saçımızı koyuyoruz. Odun ateşinde. Odun ateşinde doğranmış etimizi. Dana eti mi, kuzu eti mi? Dana eti şu an. İncece doğranmış. İnce doğranmış, yaprak şeklinde. Kızgın yağımızın içine atıyoruz. Hemen üzerine soğanı ve biberi. Domatesini biraz sonra. Domates en son. Buna hemen toz biberimizi, biraz tuz. Oh. Bu şekilde. Görüntü şahane. Koku şahane. Koku şahane, görüntü şahane. Tadı da şahane olur inşallah. İnşallah, elinize sağlık. Şimdiden, çok hızlı pişiyor. Şimdiden afiyet olsun, çok hızlı pişiyor. Kızgın yağa attığımız için hemen çabucak kavruluyor, etin suyunu salmadan. Büyük bir lezzeti. Lezzeti içinde kalıyor. Gerçek saç kavurma budur. Beklemek yok. Hemen 10 dakikada hazır. Kavurmamız hazır. Şimdi domatesimizi de koyacağız. Evet, domatesimizi bekliyoruz. Çok hızlı, çok pratik bir tarif. Hızlı. Püf noktası odun ateşi ve sacda pişmesi. Bir de çok kızgın yağda. Kızgın yağda. Direkt kızgın yağa atıp suyunu saldırmadan mühürlüyoruz. Üzerine malzemelerini, en son domatesini. Bir de üzerine kekik atıyoruz. Daha kekiği. Mis gibi. Daha ne olsun. Domatesi de fazla öldürmeyeceğiz. En son kekiğimizi atıyoruz. En üstüne de kekiklerimizi. Mis gibi kokusuyla. Saç kavurmamız hazır. Saç kavurmamız hazır. Şimdi afiyet olsun. Sofraya geçiyoruz ve tadına bakıyoruz. Hadi geçelim. Şimdi programın en güzel kısmına geldik. Saç kavurmamızın tadına bakacağız. Yörük usulü yanında yayık ayranımızla beraber. Evet. Elinize sağlık. Yakupcan da geldi ama Yakupcan kümeste. Kümesten tavukları gelemedi. Ve tavşanları kovalıyor. Bir tane gelemedi. Tavşan hediye ettim Veli abisi. Evet. Yakupcan artık koparamayız oradan. Yaşamı görsün, öğrensin. Evet, doğa da yaşamı. Doğayı da öğrensin. Hayvanlarımızı tanımamız lazım. Çok teşekkürler. Evet. Hadi şimdi hep beraber tadına Azamayla bakıyoruz. Buyurun. Hadi buyurun bakalım, önce sen. Hadi bismillahirrahmanirrahim. Kendi yaptığımız sıcacık, of. Veli abi, şöyle mikrofonu kim tutacak? Buyurun, ben tutayım. Ben tutayım, buyurun. Hadi böyle bir banın bakalım. Hadi. Siz oo, buyurun. Şöyle. Oo, şöyle yağınla bana bana. Oh, oh, doğru mu? Tabii tabii, yağınla. Bakın bakın. Et yağınla. Şöyle. En güzel kısmı bu değil mi?
Maşallah, maşallah. Buyurun. Var mı? Çok güzel olmuş. Sen tut. Ben dayanamayacağım. Dayanamayanlar mikrofonu bıraktılar. Evet, mikrofon sizin olsun. Siz aç kalınma bizim. Tamam. Eline sağlık abi. Afiyet abla. Olsun. Mükemmel olmuş. Afiyet olsun. Yumuşacık. O kekikle evet. Beraber dağ kekiğiyle sebzelerle mükemmel bir tat almış. Teşekkürler. Eline afiyet sağlık. Olsun. Yine de bir yorup ayranı. Evet, yayık ayranımız. Evet, sağlık. Afiyet olsun hepinize. Dünyanın tadı buradan devam ediyor. Aynen. Yingari. Hadi yingari. Yingari. Buyurun. Şimdi Veli Bey ve Abidan'la beraber Radar Tepesi'ne gidiyoruz. Evet. Arıları ziyaret edeceğiz. Aynen. Evet. Arıları göreceğiz. Meneme yapacağız. Sarıot yapacağız. Arı larvası yedireceğim ben size. Arının yanında baraka hayatı nasıl yaşanıyor göreceğiz. Hayatını göreceksiniz orada. Küçücük barakada arıcılar nasıl yaşıyor, nasıl bal üretiyor, gerçek bal nasıl üretiliyor orada bir göreceksiniz. Çok heyecanlıyım hadi. Hemen gidelim. Hemen gidelim. Veli abiyi takip ediyoruz. Tek arabayla gidelim dedim ama Veli abinin arabasında malzemeleri varmış. Arılara bırakması gereken. O yüzden iki arabayla gidelim dedi. Takip ediyoruz kendisini. Evet, Dalaman'ın Bayram Dağı'nda artık Veli abinin bal çiftliğine gelmiş bulunuyoruz. Arılık. İlk işimiz körük yapmak. Körük yapmak, kendimize kalkan oluşturmak. Aynen. Özlem gel Özlem. Özlem arılardan çok korkuyor. Özlem kendini gösterir misin kendini? Şimdi Özlem tüm korumaları aldı kendisine ama bizde hiçbir koruma yok. Aynen, yok. Yani şu anda arımız sakin, sokmaz. Evet. Zaten bu yaktığımız körük de arıyla bizim aramızdaki diyaloğu sağlıyor. Yani sakinleştirici. Arıyı kovalar. Bu körük, biz en kızgın arıları körükle sakinleştiririz. Ne kovuyor? Veriyor abi. Sen de dumanın içinde kaldın. Çamların dikenleri ve kozaklarını atıyoruz içerisine. Evet. Üst, önce pürünü yakıyor. Tuşturuyorum böyle arkadan da bu uzun süre yanıyor, dayanıyor. Kozalak. Kozalakları yakıyoruz. Arımıza bakıyoruz. Evet. Önce kendimizi tütsülüyoruz efendim. Evet. Tütsüleyelim. Tamam artık bana gelmez arılar. Hadi gidelim arıların yanına. Şimdi kural şu, evet. Hareket etmeyeceğiz fazla. Çok sakin olacağız. Arı eğer size saldırdığı zaman siz de ona karşı bir tepki gösterseniz daha çok tepki gösterir. Daha fazla saldırır. Sakin olmamız lazım. Yani sakin ol, arı sakinliği sever. Hırçınlığı sevmez. Soktuysa bile sakinliği koruyup iğneyi yavaştan sıyırarak almanız lazım. İğneyi tutarak değil, bir şeyle sıyırarak aldığın zaman zehir dışarıda kalır. Tutup da alırsanız zehri sıkmış olursunuz. Şimdi sokma ihtimali var mı? Olabilir. Allah sana yardımcı olsun. Yani, kaçıyorum. Yani arıda şu var. Dur. Yani sokma dediğim zaman anlamaz. Anlamaz. Yani ben arının ilmini bildiğim için, nasıl bakacağını bildiğim için sorun yok. Biz niye baskı giymiyoruz? Biz de korunmuyoruz. Bak Özlem korunmuş. Yengem korunmuş. Abi de ablam korunmuş. Medeni cesaret. Ya soksun arın sokması da şifa. Abi ben de giysem mi? Vallahi billahi. Oo Özlem gel. Evet. Pipeti aldığımız zaman şunu görürüz. Üstte bal. Sonra polen. Bu biz buna ambar petek diyoruz. Yanlarda elime kondu abi. Arını yok sorun yok. Arının böyle kullanmak üzere biriktirdiği polen burada. Hani ben size gösterdim ama poleni. Evet. İşte arı burada depo yapıyor. Bu ferment olmuş polen. Arı buradan direkt kullanıyor. Hem yavru beslenmesinde hem de kendi beslenmesinde bunu kullanıyor. Yani polenin en faydalı durumu bu. Biz bunu aynı zamanda arı ekmeği diyoruz. Yani bunu ben silkeyip dilim dilim yediğimiz zaman arı ekmeğini yemiş oluyor. Bu da kuluçka. Yani arılar buradan dünyaya geliyor. Bunlar tamamen pup olmuş. İşçi arılar var burada. Dünyaya gelmek üzere hazırlar. Ve dünyaya gelmiş işçi arılar. Yani şu anda bizim yaptığımız burada bu işçi arıları çoğaltmak, bal sezonunda güçlü bir arıla girmek. Ben de kendimi korumaya aldım. Aynen. Veli abi. Evet. Allah seni korusun.
Allah herkesi korusun. Bizi de korusun. Arıcıya da yardımcı olsun. Evet. Bizim işimiz tamamen doğaya bağlı. Yani doğada varsa bizde de var. Bu dikkin. Yani arı ben petek istiyorum diyor. Evet. Petek ver bana diyor. Ham petek hazırlayıp vermemiz lazım. Bu şekilde. Tabii sarkar. Burada dikkin yapıyor. O yüzden bak bak. Arı hiç durmaz. Yani balı bulursa, dışarısı iyiyse, flora güçlüyse sürekli çalışır. İşte arı bir çalışkan demenin şeyi bu. Evet. Örneği bu. Şimdi burada... Oo, ne yaptın sen bile? Size... Yok korkmayın. Gelin korkmayın. Gel Özlem gel. Korkma. Evet yok korkmuyorum da. Ya sizi niye soruyor? Zaten sokuyor niye soracak? Evet sokarsa. Ne öğreneyim arkadaş hiç korkmayın. Ya yanlışlıkla gelir beni bulur o. Onu biz bal kesim zamanında bütün peteği böyle silkeleyip bütün arıyı döküyoruz. Hmm. Peteği almak için. Veda abi bu ne? Erkek arı larvasını bulduk. Evet larva. Evet larva. Apilanil diyoruz biz bunu. Evet. Hemen hemen arı sütüne eşdeğer bir değeri var. Kıymetli bir ürün. Şimdi bunu tabii direkt bu şekilde tüketebiliyoruz. Artı soğuk zincirde bekletip o şekilde tüketiliyor. Kurutulup toz halinde kapsül haline getirip o şekilde tüketilebiliyor. Değerli bir gıda. Evet, arı ürünlerden bir tanesi. Apilanil. Böcek, arı. Arı kurtçuğu. Arı kurdu. Larva diyoruz biz ona. Erkek arı larvası olacak tabii. Artık maske işimiz kalmadı. Ben korkmuyorum darlardan. Korkumu yendim. Burası Veli abinin mekanı. Arılığı. Aynen. Hiç korkmaya gerek yok. Arıyı bildikten sonra siz... Süt gibi bir şey çıktı içerisinden. Aynen. O süt zaten erkek arı larvası. Kurtçuk mu? Yiyeceğimiz. Evet kurtçuk bu. Onu yiyeceğiz. Allah Allah. Arı sütüne eşdeğer bir ürün bu. Çok ilginç. Evet. Burada bal var. Burada kapatmış pup hale gelmiş. Aslında pup hale gelen bizim için çok faydalı değil. Hmm. Şu şekilde kurtçuklar faydalı bizim için. Şu kurtçuklar var ya. Hangisi? Bakayım bak kurtçuğu göremedim. Göstereceğim bak işitecek. Bir dakika. Şu. Yani apilanil dediğimiz arı larvası bu. Bu mu kurt? Evet bu. Yani bizim yememiz gereken. Allah Allah. Bildiğin bu. Kurt bu ya. Kurt aynen. Bildiğin bu. Kurt. Kurt aynen. Tabii bu kapatacak sonra. Bunlar erkek arı oluyor. Birkaç gün sonra bu şeyle kapanacak. Kelebek gibi. Ha, aynen. Yani bütün döngü aynı. Allah yani bütün Allah. Kelebek, bütün böcek türlerinin yaşam şekli aynı. Çok ilginç. Dört döngüsü var. Bir tanesi kurt. Kurttan sonra larva. Larvadan sonra pup ve ergin hali. Allah Allah. Yani ondan sonra ömür bitiyor. Yani bütün böceklerin hemen hemen benzer yaşam şekli budur. O şekilde. İsterseniz yiyebilirim. Şimdi ilk defa görüyorum arının, kurdunun, böceğinin yendiği. Şey gibi yani normal süt... Mısır gibi tadı. Veli abi aynı Taylandlar gibisin. Uzak doğular gibisin. Uzak doğudan gelmişiz zaten yörüğün hasıyız biz. Oradan gelme bir kültür var yine bizde. Çerez gibi kurt yiyor efendim. Yiyoruz ama başka türlü böcekler yemiyoruz. Yok aynen. Biz, sadece bu. Ben bunu, bizim için başka kurt yemem. Çekirge falan da yemem. Ben de yiyorum alıştım evet. Artık çünkü faydası abi. Olduğunu tamam. Bildiğim için. Evet. Yani süt mısır gibi tadı var. Süt mısır gibi. Şimdi kestik. Tamam bak. Nasıl süt fışkırdı süt bak. Gibi, süt bak, gibi aynen. Nasıl süt fışkırdı? Görüyor musunuz? Çok ilginç. Aynen. Şu şekilde. Tamam. Aldığımız zaman direkt. Allah Allah. Ne maşallah. Burada nerede çatallarım vardı şimdi? Arsan var ya ömrü bile maşallah. Ne yaptık? Yok. Diliyle. Çok ilginç. Bir de altına bal. Allah. Daha sana bir şey olmaz. Aynen. Doğada. Doğanın temiz havasında. Doğadan gelen bir bal, kıymetli arı ürünü, apilanil, ye ve sağlıklı bir şekilde yaşa. Yani dünyanın tadını tatmışsınız ama bunu tatmamışsınızdır. Bir parça da bana kes. Ben alışacağım yavaş yavaş. Önce ben baldan başlıyorum. Sen baldan başla. Üzerine bir tane böcek mi koysak? Bir tane de kurt koyalım üzerine. Hemen koyalım. Bir tane de kurt koyalım. Üzerine. Kısmet diyeyim 2-3 tane birden geldi. 2-3 tane al. Bir taneyle başlasam. Ya bir taneden başlama sen. 3 tane yemişken 3 tane. Ben Allah'ın hakkı. Alıştım. İlk defa. Allah'ın hakkı 3'tür. Dünyayı gezdim. O kadar Tayland'a gittim. Vietnam'a gittim. Tayland'la Vietnam'da iyi dedik ama kendi vatanımızda yiyoruz. Bu başka bir şey. Başka. Evet. Arı kurdu. Ve balla beraber bakalım olmamış nasıl gidiyor. Olmamış arı aslında bu. Arı yiyorsun zaten sen. Zaten onun tadını hissetmeyeceksiniz. Siz şu aynen. An bal yiyorsunuz. Zaten bunun şeyinde ne var? Oldusunda polen. Bal ve su var. Heh. Yani başka bir başka madde yok bunda. Şey yok. Yarının dünyaya gelmesi için arının yaptığı şey bir miktar arı sütüyle besler arı. Bir miktar 2-3 gün. Sonra da bal, polen ve arı sütten karışımla bunu besler. Veli abi. Nasıl bir şey? Çok hafif. Heh. Senin 3 tane şey yeme sayılmaz. Bir de şunu yiyeceksin. Bunu mu? Fazla gelmesin. Ya hiçbir şey olmaz.
O yenmezse ben bunun arasına bir de bal vereceğim sana. Tamam mı? Tamam. O sakızı çıkar mumu. O yenme sayılmaz. Şunu bir at ağzına. Hadi bismillah. Dur, hadi bismillah. Dur şöyle göstereyim kameralara. Bakın bakın şu anda burada sayısız kurt var. Bunlar içeride midemde büyümez, çoğalmaz lan. Hiçbir şey olmaz. O bismillahirrahmanirrahim. Bir de fayda. Bal geliyor arkasından. Bakın. Arı sütüne eşdeğer bir kıymeti var. Alıştık. Alışınca var. Bırakamıyorsunuz. Bağımlılık yapıyor. Aynen. Bunu yediğiniz zaman akşama kadar dinç kalırsınız. Yorgunluk varsa atar. Çok iyi. Vücuda karşı onu da ver. Vücudu savunma mekanizmasını güçlendirir. Dur rahat ol. Çekme. Dur bal da vereceğim ben sana. Bal da vereceğim. Ne oldu be? Bir anda çok kurt geldi. Dur bir de bal vereyim sana. Rüya abi. Ya bir anda ağzıma bütün kurtlar. Alışırsın. Hayır. Yavaş yavaş. 3 tanesi yedin ama çoğunu yiyemedin yani. Abi 3 tane ama sen yüzlerce yedim herhalde. Ağzıma bir andan şuradan bir bal yesen. Bütün o kurtların suyu bir anda ağzıma boşaldı. Bir de şunu ye. Ben onu yiyeyim. Evet. Bismillahirrahmanirrahim. Anca ağzımın tadı gelsin. Yani bunda bir şey yok. Yani ben mesela bunu tamam yiyebiliyorum. Maşallah. Herhangi bir sıkıntı yaşamıyorum. Tabii protein, abi sen alıştın. Biz yavaş yavaş. Protein değeri çok yüksek olduğu için çok fazla yerseniz protein zehirlemesi olabilir ama bende sıkıntı olmuyor. Bir daha iyi bak. Yeter. Bir ağzında böyle bir yuvarla. Yani yeter bana. Ben doydum. Yani doydum bu... çünkü şekerim şu anda benim. Herhalde 3'te çıktı. Yani bu rayayı başka yerde bulamazsınız. Çambalın rayası budur. Yani bir şey çambalı değil mi dediğiniz zaman biz bir raya alamazsak. Ama hafif. Bak çok hafif. Hafiftir. Normal balı yiyemem kadar balı. Özellikle kurtçuyla. Çambalın özelliği hafif olması. Yani sıcak iklim balı bu. Aynen. Şimdi balımızı yedik, enerjimizi aldık. Aynen. Böceğimizi ablayla beraber. Larvamızı da yedik de. Evet. Böceğimizi de yedik. Afiyet olsun. Aynen. Şimdi arıcılar ne yer? Ormanda. Tabii. Yani biz onu göstereceğiz. Arıcı olarak doğanın en ücra yerlerinde yaşar kişileriz. Doğa hakikaten güzel yerlerde yaşarız ama güzel. Bütün şartlara, doğa şartlarına karşı da göğüs geririz. Zordur yaşamak. Barakada yaşarız, çadırda yaşarız. Ve en çok yaptığımız yiyecek, en kolay arıcının bütün işin bittikten sonra yapabileceği yiyecek menemen. Menemen. Aynen. Sıra geldi evet. Menemene. Zeytinyağı aldık ocağımıza. Hemen soğanımızı doğruyoruz. Ama menemen soğanlı mı soğansız mı o da tartışılır. Evet. Soğanlı olur bence. Ben soğanı severim. Bence soğanı severim. Siz? Ben soğansız. Soğansız. Soğanla anlaşamıyoruz. Ben de soğan isterim. O istemez. Bakın, ama soğanları doğrayalım şimdi. Ben onu istediği gibi yaparım. Her türlü yeriz yalnız. Sorun yok. Yeter ki olsun. Daha da bulmuşuz menemeni. Evet. Daha ne istiyorsun ya? Orman menemeni yapıyoruz. Aynen daha. Daha da bulmuşuz kırda. Ne bulursak yiyeceğiz. Yiyeceğiz. Doğadan bulduğumuz otları da yeriz. Mesela sarot. Diğer dilkimen. Şu anda sarot mevsimi. Evet. Az sonra sarot yapacağız. Menemenden sonra. Domateslerimizi doğruyoruz. Tahta yok. Tahta yok. Direkt elle. Anne usulü. Tahta yok. Ben her zaman her şeyi elimde. Soğanımız biberle kavruluyor güzel güzel. Birazcık daha kavrulacak. Salçamızı domatesimize ekleyeceğiz. En sonunda yumurtamızı tavuklarımızın altından aldığımız. Altından aldığımız o güzel yumurtalar. Evet. Yani, şey ekledik bu arada, kaçırmayalım. Şeyi ekledik. Şimdi biraz onu da çevireceğiz. Evet. Üzerine domates ekliyor. Domatesimizi de koyuyoruz. Bu domates. Oh. Domates. Dikkat etsen çok salça katmadık. Rengini domatesten alıyor. Evet. Evet. Salça da kendi yaptığı salça. Öyle hazır salça yok. Doğru, salça. Tabii. Biz zeytini, salçayı, birçok şeyi kendimiz yaparız. Kendimiz üretiriz. Ya biz üreteceğiz zaten, tüketici değiliz. Evet. Yani fazlasını satarız ama ürettiğimizin bir kısmını da kendimiz tüketiriz. Kahvaltıda görmüştünüz sabah. Kahvaltı yaparken her şeyi gösterdik size. Evet, fokurdamaya başladı. Aynen. Bayağı oldu bu. Artık yumurta kırma zamanı geliyor. Domatesler eridi. Abi de abla. Domatesler eridi ama biraz daha. Bir iki dakika. Neyse biz ustanın işine karışmayalım. Karışmayalım yok. O nasıl bir şeyse ben öyle yerim. Ama yumurtaları biz getirdik. Evet, yumurtaları biz getirdik. Tavukların altına geldik. Yumurtaları biz getirdik aynen. Sıcak sıcak. Oh oh oh. Tavuklarımızın yuvasından hemen topladık. Evet. Aldık geldik hepsini. Malzememizi mis gibi ortamda. Temiz havada doğal gıdalarla. Bir yemek yiyeceğiz inşallah. Yiyeceğiz inşallah. Nasip olursa. Evet şimdi yumurtaları kırıyoruz. Evet yumurtamızı. Evet daha ne isteyelim? Daha ne olsun? Yani şu yumurta bile başlı başına bir nimet. Kesinlikle. Çok şükür. Aynen evet.
Çok güzel oldu. Mis gibi koktu. Ya şu melemen kültürünü Avrupa'da bulabilir misin ya? Yanlış bir yerde bulamazsın. Ya da buluyorsun şu kültürü ya. Aynen yani. Pratik yemek. Abi de yemek. Aynen. Oh. Bazlamamız nerede? He, getir. Unutmadın inşallah kesmeyi. Yok. Allah. Unutmadım. Çok şükür. Oh, kendi yaptığımız bazlamayla beraber bazlamamızı kırıyoruz. Şöyle. Oh, haydi bismillahirrahmanirrahim. Şöyle bana. Sıcak sıcak bana. Oh. Oh. Yanmadan. Of. Üfürerek. Of. Hemen yine indi ateşten. Abi de abla ellerine sağlık. Çok güzel olmuş. Afiyet olsun. Ne isterim başka? Çok güzel, çok güzel. Kafa bak, lezzete bak. Ben aldım sen ye. Vereyim mi? Aşkımız da görsün. Bravo. Arıcı aşkı. Harikasınız. Bir arıya arışıklıyız. Hanımıza da aşığız yani. Harikasın. Aynen abi. Evet. Bravo. Aynen. Evet. Biz bu güzel menemeni yiyelim. Ardından ot toplayacağız doğadan. Sonra onları pişireceğiz. Hadi afiyet olsun. Muhteşem bir doğanın içerisinde menemenimizi yedik. Menemenden sonra doğada ot toplayıp pişireceğiz. Ot pişireceğiz. Bakalım sarı kısmetimizde ot. Ne var? Sarı otumuz var bugün. Bu mevsimde çok olur. Sarı ot özelliği de yıkadığınız zaman ya da topladığınız zaman eliniz sararır. Adı oradan geliyor. Yıkadığınız zaman suyu sarı sarı akar. Adı oradan geliyor. Yumurtalı çok güzel olur. Şimdi bu otları doğadan toplayacağız. Yumurtayla pişireceğiz. Bunları temizleyeceğiz. Haşlayacağız. Evet. Ondan sonra soğanla kavurup üzerine yumurta kırıyoruz. Yiyoruz. Az sonra nasıl pişirilir? Tadına bakacağız. Bakın toplarken de kökünden yolmuyorlar. Kökünden bakın yolmuyoruz. Doğaya saygılar. Seneye yine aynı yerden toplayalım diye. Bakın yapraklarını toplayacağız sadece. Çünkü hepsini alırsak seneye bulamayız. Evet. Hadi pişirmeye. Haşlanacak. Pişireceğiz. Hadi pişirmeye gidelim. Gidelim pişirmeye. Şimdi doğadan topladığımız sarı otları pişirmeye başlıyoruz. Tavamıza evet. Zeytinyağımızı aldık. Zeytinyağımızı aldık. Üzerine soğanımızı incecik doğruyoruz. Soğanlarımız biraz kavrulacak. Ondan sonra haşladığımız sarı otumuzu. Evet, bu sarı otları haşlıyoruz. Önce haşlamanız gerekiyor. Direkt pişirmiyorsunuz. Tamam. Önce haşlamamız gerekiyor bu bakın, otlarımızı. Bakın, sapsarı bir aynen, su suyu var. Evet. Yani sürdüğünüz zaman sarı bak. Böyle. Yani kopardığımız sarı. Yerlerinden de sarı. Sarı. Renkleri çıktı. Aynen. Sarı ot. Adı üstünde sarı ot. Adı oradan geliyor. Burada doğanın haşlayınca nimetleri. O sarı suya karışıyor. Suya karışıyor, evet. Süzüyoruz. Soğuk suda şokluyoruz. Kaybetmesin rengini diye. Evet. Haşlayıp pişiriyoruz. Evet, pişiriyoruz. Şu anda haşlanmış sarotlarımız burada hazır. Evet. Yani bu da ağırlıklarda böyle dağlarda bulunan bir bitki. Evet. Yani bu zamanda olur. Mevsim bu zaman. Yani bilen bu otu tüketmesini bilen bol miktarda toplar. Hatta kışlık dolabına şoklar. Evet, haşlayıp koyabiliriz dolaba. Yani. Çok seviyorsunuz dolaba. Seviyorsunuz. Biz soğanla, severek yumurtayla. Tüketiriz bu otu. Şimdi ekleyelim. Evet, sarotumuzu. Haşlanmış sarotumuzu ekliyoruz. Arasına çamların kürçükleri de giriyor. Onlar da faydalı. Onlar da faydalı. Evet. Şimdi kavuruyoruz haşladığımız otlarımızı. Soğanla beraber kavuruyoruz. Biraz ocağımızı kısalım. Tuzumuzu ekliyoruz. Biraz da toz kırmızı biber. Acı sevenler acı ekleyebilir. Tuzumuzu ve toz biberimizi ekledik. Karıştırıyoruz. Biraz daha kavrulacak. Ondan sonra yumurta. Tamam. Evet, şimdi yumurtaları kırıyoruz. Yine kendi tavuklarımızın. Tavuklarımızdan taze yumurtalarımız. Daha bu sabah topladığımız. Evet. Yumurtalar. Hazırdı mükemmel abi. Gerçek Özlem köy aynen. Tavuğu yumurtası. Aynen. Sapsarı. Yani kapalı tavuk değil gezen. Evet. Yani serbest tavuk yumurtası bu. Aynen. Tekrar onu karıştırıyoruz. Hemen karıştırıyoruz. Evet. Her yerine otların ulaşsın. Evet. Yumurtalı sarı ot kavurması. Üzerine de limon. Limon ilginç bakın. Aynen. Biz de bu bölgede limonsuz hemen hiçbir şey yemeyiz. Yumurtanın üzerine limon sıkılır mı? Yani çorbalara, otlu yemeklere, böyle kuru fasulyeye, nohutlu ete, salataya her şeye limon kullanırız biz burada. Bol miktarda kullanırız yani. Böyle bir alışkanlığımız var. Sade limon çok. Sade yumurtaya da sıkıp yiyebilirsiniz. Yani o da güzel oluyor. Hoşumuza da gidiyor yalnız böyle. Kullanırız sürekli. Bir de şifa C vitamini. Tabii. Şifa deposu. Limon. Heh. Yumurtanın sıktık. Üzerine limon sıktık. Oo. Ekmeğimizi. Hemen alıyoruz. Hadi bismillahirrahmanirrahim. Yemeğe İlk defa yiyorum. Yani buyurun. Banarak yenme
da yani başka da bir yani lezzet yok ya. Yani. Evet. Banmanın lezzeti başka bir şey de yok ya. Çatalım çok gerek yok. Aynı şey gerek yok. Bana. Aynen. En doğal yemek yeme türü. Buyurun afiyet olsun. Çok güzel. Çok güzel bir ot. Çok farklı bir ot. Farklı değil mi? Sulu sulu. Hı. Evet. Bayıldım. Yedin mi daha önce? İlk defa yiyorum. İlk defa yiyorum. Dünyayı gezdim. Şu restoranda yemedin değil mi? İşte dünyayı gezmek mesele değil. Mesele yürüklerle gezmek. He. Dünyayı gezmek yetmedim şu anda. Hala burada sarotu anca biz de yiyor. Menevşe de anca yedin ama sarotu biz de yiyorsun. Evet, değil mi? İlk defa yiyorum. Evet. Ülkemizin bu güzelliklerinden faydalanmak gerekiyor. Buyurun. Misafirperver yörüklerle yörük kültürüne devam ediyoruz. Daha tadacak lezzetimiz çok. Sarota bayıldım. Elinize sağlık. Afiyet olsun. Dağın başında sarot. Doğadan. Şimdi Veli abinin bir arkadaşına gidiyoruz. O da burada tropikal meyve sebze yetiştiriyor. Seresi var. Aynen. Bu konuda uzman arkadaş. Evet. Meraklı. Dünyanın her tarafına ürün gönderiyor. Fidan gönderiyor. O şekilde de hakikaten bu işin kıymetini bilen, değerini bilen ve o konuda uzman bir arkadaşımız. Evet, Dalaman'ın ortasında bir Asya bahçesine giriyoruz. Kapıyı açtı Veli abi. Gel Özlem, gel. Merhabalar. Geldiniz. Turgut Bey, ne yaptınız siz burayı böyle? Asya ülkelerinden olan her şey var burada. Bütün çeşitler. Elini ne tutuyorsun? Pasifilere. Ne bu? Pasifilere. Ne? Passion fruit. Bu sakinleştirici. Bunun İngilizcesi passion, yani tutku meyvesi. Yedin mi bırakamıyorsun? Yedin mi bırakamıyorsun? Sakinleştirip pamuk gibi oluyorsun. Hadi abi. Ya. Aynen. Ya o zaman biz neye ilaç kullanacağız? Bunu yiyelim. Turgut Bey, ne yetiştiriyorsunuz burada? Neler var? Burada. Bakın, burada ağaç kavunu, papaya. Ananas. Ananas. Bakın ananasın birçok insan ağaçta yetiştiğini zannediyor ama ananas bu şekilde yerden yetişiyor. Turgut abi, bu meyveler ne meyvesi? White sabote. Meksika orijinli. Yaklaşık 40 türü var. Bundan ben bahçede yaptım. Ama lezzet aroması şeydir. Muz, ananas, kivi tarzında. Her variyetenin de kendine göre bir tadı vardır. Keskin, böyle daha limonsu, daha ne bileyim kremalı bir meyve. Buna çikolata meyvesi diyorlar. Black sabote diye geçiyor bu. Çikolatanın meyvesi mi olur Truth abi? Çikolata yani yaygın halk arasındaki şeyi öyledir. Şu an yani daha olmamış. Tadına bakamıyoruz ama sen biliyorsun diyorum. Tadı nasıl? Çikolata şeyi gibi kıvamında. Bitter mi? Ya o tarzda hani yumuşak bir şey. Yani şey olarak sütle veya şeyle renklendirilebiliyor. Çok ve iyi. Türkiye'de de bayağı popüler olmaya başladı yani. Bunun bayağı bir türünü topladım ben. Bu çekirdeksiz bir türü. Evet, devam ediyoruz. Evet. Limonumuz tutmalık. Yeter. Muğla'da yaşamanın güzelliği. Bu ne? Pikan cevizi. Pikan cevizi efendim. Gelin gelin, elmaya gelin. Afrika elması. Yani elma diye geçiyor hani şey olarak. Tabii sıcaklıktan dolayı elma olması Afrika'da çok zor da. Soğuklama ihtiyacını karşılamadığını. Küçük küçük, üzüm gibi, erik gibi, can eriği gibi. Oo. Yani olma, o güzel olduğunu zannediyorum. Veli abi, olmamışın tadı çok güzel. Şeker gibi. Olmuşunu düşünemiyorum abi. O da lokum gibi olur herhalde. Abi ver. Benim ballardan tatlı olur mu acaba? İyi, İngiltere'den birileri geldi. Dudu ağacını gördü, kadın ağladı. Pakistan kökenliymiş. Ya dedi, bu bizim memleketimizin dudu dedi. Bunda farklı bir aroması var. Tabii farklı bir aroması var. Valla çok şanslıyım bakın. Bahçenin en güzel, ağacın en güzel dudu bana denk geldi. Kıpkırmızı olmuş. Tadını eminim ki merak ediyorsunuz. Çok lezzetli. Aroması çok farklı diğer dutlara göre. Sus, biraz daha hafif geldi bana sanki. Tabii şey değil. Baskın bir yoğunluğu yok yani dudu. Evet, dutlarımızı yedik. Şimdi sıra geldi Asya'nın ya da Afrika'nın passion meyvesi. Yani. Turgut abi sen kes. Veli abi de biz yiyelim. Yiyelim bakalım dedi, nasılmış. Hadi bismillahirrahmanirrahim. Nasıl bir şeymiş. Bakın kestik evet. İçi böyle. Şunu da keselim. Onu da keselim bakın. Dışlarının rengi farklı ama içi aynı olacak. Kavun gibi koktu bak, dikkat edersen. Kavun kokusu gibi böyle. Kokusu çok güzel değil mi? Evet. Çay var mı? Güzel bir kokusu var. Of. Çevredim ben. Evet evet. Keşke kokuyu gönderebilsek, mis gibi kokuyor. Harika bir kokusu var ya. Hadi tadına bakalım, çay kaşığıyla iniyor. Turgut böyle mi iniyor bu? Efendim? Böyle mi iniyor? Evet evet. Yani şey gibi sanki böyle mısır yemişen içi gibi değil mi? Evet.
Ama bu bağımlılık yapar. Yedim mi? Önce sen ye. Heh, sen ilk defa yiyeceksin çünkü. Ben daha önce yedim. Hmm. Nasıl? Mayoş güzel. Çekirdekleri kıtır kıtır sesi geliyor. Evet, çıtır çıtır. Aynen. Bir de farklı rengi var. Bir de bu tadına bakalım. Yani çam balı, çiçek var. Balı gibi abi. Aynen. Öyle düşün yani. Bu ne balıydı? O da işte ayarlı artık abi. Sen kendi gurme sensin abi. Hmm. Hangisi daha güzel? Bu güzel. Çeşite göre değişiyor. Değil mi? Aynen. Bu farklı, biraz da soğulu. Hmm. Evet, çok güzel. Biz şimdi bu güzel meyvelerimizi yiyeceğiz ve ardından devam edeceğiz dünyanın tadını Dalaman'da çıkarmaya. Afiyet olsun. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.